Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Çünkü çok para diyor. Sayın Genel Başkanım, topladığınız fasulye sizin, ona göre toplayın. Ben de götürüyorum. Herkes topladığını götürüyor. Burada şu anda fiyatlar düşük olduğu için topladığını herkes götürüyor. Öyle mi? Herkes götürüyor. Tarlada kalmasın. Ne kadar fiyatı? 8 lira 10 lira arasında. 8 lira. Evet. Ortalama 10 lira. Manisa'da pazarda 80 lira. Onu siz artık siz yapacaksınız, o görev burada da düşüyor. Kaç para? Pazarda 80 lira. 80 lira. Burada da Burdur'da. Burdur pazarında da 80 lira. 100 lira 80 lira. İstanbul'da 100 lira 120 lira. Evet. Genel Başkanım, bundan 14-15 yıl önce bu ovada, İnsuyu Hava Havzası dediğimiz havzada yaklaşık günlük 600 ton fasulye üretiliyordu. Ne pazar payımız sıkıntımız var da, ne de satmakla ne de fiyatla alakalı sıkıntımız var. Ama şu anda üretim düşmüş olmasına rağmen, 30-40 tonlara günlük düşmüş olmasına rağmen hem pazarlamakta çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz, hem de girdilerin yüksek olmasından dolayı çok ciddi ekonomik kayıplara zarar. Türkiye'deki fasulyelerin ne kadarı Burdur'da üretiliyor? %5 efendim. Bu havza, sadece bu havza %5. 100 ton da 5 ton. Bu anladım. Sadece ablam, bu ablam burada 70 lira 80 liraya çalışıyor. Fasulye topladığı fasulye 60 lira yapıyor. Geldiğinizi gördük, çok sevindik. Allah bin kere razı olsun. Şimdi fasulye 8 lira 10 lira 12 lira. Tüccarlığımız her gün burada. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de satılmıyor da. Mesela satılmıyor da burada, ben bir şeye gittim. Af buyur. Lava 20 lira. Bundan bir hafta önce 800 900 bin liraydı. 700 800 muhtarlığımız şey etmişler, yövmüyor. 60 kilo fasulye topluyor. 12.700 lira dün yatırdım. Bugün ne var bilmiyorum. 45 kişi bir yerde var, 10 kişi burada var. Yatarıları satacağız. Gübrecilerimiz açıldı. İlaççılarımız açıldı. Zaten onları ödeyemeyeceğiz açıkça. Dolandıracağız. Dolandırmasak yatarıları satacağız. Olay bu. İşçilere hindilik veriyoruz. Onlar da son zaman, onlar da böyle giderse zor, ödeyemeyeceğiz, kaçıp gideceğiz. Kaç para alıyorsun abla sen? 700 lira alıyorsun. 700 lira. Günlük evet. Bütün kaç saat çalışıyor? 5 saat çalışıyoruz normalde. Yarım saat yemek molamızda 5'te çıkıyoruz. Biz 900 ödüyoruz. Araba parası da var ya. Evet. Bizden çıkan evet. Yani başkanım. Anladım. Sayın Genel Başkanım, 1 kilo fasulyenin işçi toplama maliyeti 20 lira. Böyle hesaplıyoruz. Biz 10 liraya satıyoruz. Yani zararın büyüklüğüne bak. 2004'te ben muhtarıdım. 2004'te 8 lira, 7 lira, 9 liraydı. 2024 oldu, 20 yıl önce ki aynı şey diyorlar. Enflasyon, enflasyon, enflasyon. Enflasyon her şeye geliyor da bizikine niye gelmiyor? İnşallah bir takı şeyle de seçilirsiniz. Allah elimizden geldiği kadar arkamızdayız, destekçiyiz. Bir şey söyleyeceğim. Muhtarlarıma bırakıyorum. Bu fasulyeyi satacağınız bir kooperatifiniz, bir üretici yok, bir şeyimiz yok. Bir Allah'ımız var. Bir de işçilerimiz var. Sahipsiziz. Biz bir ara bir üretici birliği kurulduk. Mücadele etti konuda. Hem görev yetki alanında olmamasına rağmen. Ben de ilgilenmeyi söylediğim o zaman. Sayın Belediye Başkanım köy dolandı. Gelin kooperatif kuran dedik ama olmadı. Ama Halim, Sayın Genel Başkanım şunu yapacağız. Belediyelerimizle bu halk market projemiz içerisinde üreticinin ürününü değerli kılmak, tüketiciye de ucuza ulaştırabilmek için biz zinciri daraltacağız. Bizim projemiz bu olacak. Büyükşehir belediyelerimizle beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Ali Başkanım'la biz Atatürk'ün projesi yaptık başkanım. Başarılı olduk. Kendisine huzurumuzda teşekkür ediyorum. Ben Çineköy muhtarıyım. Bayağı bir başarılı olduk. 2 yıl 3 yıl yaptık. Ama maliyetleri karşılamıyor şeyimiz. Kazancımız. Süt çok daha vahim tabii. Süt de vahim. Süt daha vahim. Yani gelen Sayın Belediyemiz sağ olsun sık sık mecliste gündeme getiriyor. Kendisini dinliyoruz ama şu anda 1 kilo sütün maliyeti 13 lira. Biz 10 liraya pazar bulmakta zorlanıyoruz. Maalesef. Çünkü bunun en büyük sebebi de şu Sayın Genel Başkanım. Bu Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonra Avrupalı çiftçi kazanırken Türk çiftçisi maalesef eziliyor. Bugün Yunanistan'da 1 litre sütü, oradaki süt üreticisi 8,5 lirası kadar 8,5 liraya üretir, yani imal ederken, maliyeti olurken biz 13 liraya mal ediyoruz. Maliyetle yüksek. Ve bunun karşılığında da ithalat karşısında da kendi köyümüz eziliyor, çiftçimiz eziliyor. Yunanistan'da destekleme çok değil mi? Aynen. Aynen Sayın Genel Başkanım. Yani yem pahalı, sütümüz ucuz. Biliyorsunuz yurt dışına ihracatı kesmişlerdi süt tozunu. Şu anda açtılar ama ne garip ki yurt dışında süt tozu bizden daha ucuz. Ucuz olunca da çekmiyor. Ondan dolayı ülkede şişme oldu sütten. Şu anda da para etmiyor. Ben aynı zamanda Köykop'ta da yönetimindeyim Burdur'da. Hem muhtarlık yapıyorum. Çok ciddi sütte sıkıntı var. Hem sütten şey. Aynı yemeği yiyor. Aynı yani kessek. Parite kaç şimdi? 13-12,5 arası. Parite, yem süt. Karşılamıyor genel yem başkanım. Şu an karşılamadığını biliyorum da kaç yani? 0,7. Normalde 1,5 olması lazım. Evet. Ya 1,1'e razı bizim köylümüz de. Bir,
birin altına düştü mü hayvanlar kesiliyor. Tabii. Zaten sıkıntı şurada. Anaçlarımız kesime gidiyor şu an. Yani. Et de para etmiyor. Sıkıntı esas orada. Yani şu an et de para etmiyor. Sayın Genel Başkanım, en büyük sıkıntı da şu yem süt dayatması var köylüye. Yani sütünü almam için benden yem alman lazım diye bir baskı var. Kapitalist düzen kendine çalışıyor. Sayın Genel Başkanım, fasulyeciyi, arpacıyı, tohumcuyu, anladın mı? Samancıyı düşünen yok. Köylü bittik biz. Yani bittik. Saklı gizli. Ben hacıyım hem. Anladın mı? Bizim Allah herkese göstersin. Yalan yanlış bir işim yok. Neyse o. Sayın Genel Başkanım, biz fasulyeyi üretimciden tüketiciye doğrudan ulaştırabilecek zinciri mutlaka kurmamız lazım. Aksi takdirde aracı kazanıyor, üretici de mağdur, tüketici de mağdur. Büyükşehir belediyelerine el atmamız gerekiyor sayın. Ayrıca raf ömrü en uzun fasulye burada Genel Başkan. Ne kadar Ramazan abi? 7 gün en azından raf ömrü. En uzun fasulye burada. Bu fasulye şimdi burada koparıldı. Bugün gitmesi lazım. Gidiyor, değil mi? Gidiyor, bugün gidiyor. Gidiyor. Genellikle gitmedi. Sonra çok vardığı yerde evet. Bir günde gitse. Genel Başkanım. 6 gün rafta duruyor. Evet. Genel Başkanım. Bu saat 1'de İstanbul'da. Bak gece, şimdi gece siz birde. Gelmeseydiniz bak. Gece 12'de burada. 12'ye varmadan sen varıyor. Yavaş. Sabah sergide. Buradan 10 liraya alınıyor. 5'ten nakliye binsin 15. 80 lira. Hep birlikte patozlayıp burayı sürmek olmaz da birlikte bir davranmak lazım. Şimdi yardımlarınızı 70, bekliyoruz. İnşallah 70'lerde bu sorunlar hep vardı Türkiye'de. CHP geldi çözüldü. Neden? Ecevit her yere kooperatif kurdu. Burada şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Halen bazen Ecevit'in kurduğu kooperatifler koruyor köyü. Ecevit. Şimdi Ecevit'in kurduğu kooperatifler koruyor ama şöyle bir yanlış yapıyoruz. Bir bilinç eksikliği var. Kooperatif mesela süt kooperatifi var. Geliyor büyük firmalar. Senin kooperatiften 10 kuruş fazla veriyor. Bizim arkadaşlarımızı kandırıyor. Onlar gidiyorlar 10 kuruşa, 30 kuruşa kendi kooperatifini bırakıp onlara veriyorlar. Kooperatif batana kadar 10 kuruş fazla veriyor, kooperatif batırıyor. Sonra maliyetinin altında alıyor. Maalesef. Aynen. O yüzden üretici kooperatiflerini kurmak, var olana sahip çıkmak ve bunların 10 kuruşuna, 20 kuruşuna aldanıp kendi yapılarını batırmamak lazım. 45 yani. Günümüz daha bunun yaşamamız. 45 günde. Ne aldık aldık. Bütün sene... Tamam 45 gün mi? 45 gün sonra biter. Yani Ekim 1 dedim aşağı yukarı daha muhtarlarım evet, da biliyor yani. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz tamam bunları alalım, büyükşehir marketlerde satalım ama bunlar pansuman tedbir. Evet, esas, serum, evet, serum. Esas bu zincirin içinde o sizinle yararı, hani mesela bunu alıp doğrudan ulaştıramazsın. Şimdi adam bugün sabah kalktı Milas'ta fasulye yiyecek. Burada koparılan fasulye yarın onun şeyine gidecek. Senden onu buluşturman mümkün değil. Veya Ardahan'a nasıl gidecek? Elbette arada bir şey olacak. Ama o zincirin orada sizin söz sahibi olmanız için tedarik zincirinde köylülerin yapısının olması lazım. Kooperatif olması lazım. Satın alma, dağıtım falan. O zaman olur bu iş. Devletin bu işe el atması lazım. Bu yapıları desteklemesi lazım. Mesela sizin kooperatiflerinizi teşvik etse, insanlar kooperatife malını verse, bu diğer aracılar zaten buralara gelmez. Gelse de disiplinli gelir yani. Kesinlikle, kesinlikle. Bir batırmaya geliyor, kandırmaya geliyor. Aynen, aynen. Biz Ali Başkanım'la beraber... Para peşin mi bu işte bir de? Nereden Sayın Genel Başkanım? Mal İstanbul'a iniyor, satılıyor. Ondan sonra ikinci partide öderse diyor. Bazen de dolandırılıyorlar. Ali Başkanım, biz şunu istiyoruz. Biz hatta ilgilenen üyeleri Semih Bey'le, Ali Başkanım'la Soğukova Deposu'yla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ata Tohumu projesi gibi. Böyle bir proje geliştirip Ali Başkanlığı'nın önderliğinde, vekilimin önderliğinde hayata geçirmek istiyoruz. Böyle bir olanak sağlarsanız. Fiyat düştüğünde oraya koyacağız. Evet. Evet. İkinci aşaması da fiyatı başkanım, en iyi ne kadardan satıldı bu sene bu en iyi? Sezon başladığında sezon ben 80 liraya. 80 liraya kadar çıktı. Yoktu. Sezon başladı. Ama o zaman ürün az yoktu, değil mi? Yoktu, yoktu. Bu tane azdı. 50 ton gelmedi. Şimdi 50 ton mal var. Az efendim. Verim vermedi. Bunda ne olabiliyor? Soğuk hava deposu, evet. Kurutma tesisi, konserve. Konserve, paketleme, paket gönderme. Yani Ali Başkanım gibi de destek verirlerse dersinler. Biz bu işi muhtarlar olarak... Yeter ki siz örgütlenin. Muhtar. Ya zaten Ata Tohumu'nda biz gördük o başarısını. Baya da memnun kaldık yeter Ali Başkanım'la. Yeter ki örgütlenin, biz her tamam. Zaman desteğiz. Vekilim de zaten Allah razı olsun her zaman telefonumuzu açıyor orada şeyimizi dile getiriyor. Mecliste konuşuyor. Konuşuyor evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir dakikalık yerinden anlatıveriyor ama nasıl yeri sütün sorunu oturduğu yerden anlatıyor. Biz Bodrum'daki teşkilatımızdan memnunuz. Evet. Başkanımın hepsinden memnunuz. Evet evet. Şimdi inşallah bak milletvekilinden memnunsun, belediye başkanından memnunsun, genel hükümetten memnunuz.
Onu da değiştirelim artık. Olmaz mı? Ona da CHP'lileri getirelim. İnşallah. Güldürelim. Aynen. İnşallah. İnşallah. Böyle. Hepsini bir yere koyarsan alttaki kızışma mı yapıyor? Tabii. Havalansın diye. Havalansın diye, evet. 6 saatte, 7 saatte toplanıp dalından İstanbul'a gidiyor, 10 liraya satıyor, 8 liraya. Buradan 8-10 liraya çıkış oluyor. Kabak da burada. Evet, kabak da burada. Hepsi burada. Ne kadar kilosu kabak? Kabak ne kadar bugün? Kabak ne kadar? 8 lira. 8 lira. Fasulye 8. Aynen. Salatalık? Domatesin. Salatalık da 10 lira falan. Domates? Domates de 17 falan. Şey bu, özel sofralık. Aynen. Bizim Manisa'da 1 lira 80 kkuruş domates. Dün gördüm televizyonda. Yani 1 lira 80 kuruş alıyorlar. Kınık'ta, İzmir Kınık'ta şeye döktüler böyle dün. Haberim var. Yola döktüler. Traktörlerini şarj yemişler. Bizim şeyde, Akhisar'da, Soma'da falan o taraflarda, Kırkaç'ta. Çok büyük isyan var. Malum seçimlerde önemli bir başarı elde etti Cumhuriyet Halk Partisi. Seçimden sonra yola çıktık, bütün Türkiye'yi geziyoruz. Çünkü Türkiye'nin her yerinden bir şikayet yükseliyor. İlk başta Rize'ye gittik. Rize'de çayda çok büyük sıkıntı vardı. Sonra buğday fiyatı açıklandı, buğday fiyatından. Şimdi bugün fasulye, yarın Giresun'da olacağım fındık. Değişmeyen bir şey var. O da şu. Çiftçi bu sene malını maliyetinin ya altında ya maliyetine satıyor. Şimdi biraz önce ben fasulye tarlasına gittim. Hacı abinin tarlasına şurada. Anlatıyor şimdi giderlerini. İşte 700 liraya toplattırıyor. 200 lira servis parası var diyor. Ondan sonra hesap kitap. Fasulyeyi normal şartlarda 30 liraya 40 liraya satsa para kazanacakken 8 liraya satıyor. İnanamadım ben 8 dediğine, 80 lira diyor sandım. Şeyden dolayı bizim gözümüz alışmış, Manisa'da fasulye 80 lira 100 lira. Ramazan Bey Bodrum'dan gelmiş. Nerede Ramazan Bey? Akbük'ten gelmiş, Akbük'ten. Didim Akbük değil mi? 200 lira aldım. 200 lira fasulye. İstanbul'da 120 lira, markette, pahalı markette 180 lira, 200 lira, tarlada 8 lira. Burdur, dedim ki hadi herhalde maliyet çok biniyor falan, Burdur'da kaç dedim, Burdur'da da 80 lira. Yani bu fasulye Burdur'da sabah 8 lira, öğleden sonra pazarda 80 lira. Olacak bir iş değil tabii. Bunun birkaç tane sebebi var ama topyekun bir çözümü var bu işin. 1970'lerde bu durumdaydı Türkiye. Daha beter durumdaydı. Ecevit geldi, kooperatifleri kurdu. Bugün mesela süt kooperatifi ayakta olan yerler yine birazcık durumu idare edebiliyorlar. Olmayan yeri perişan ediyor. 13 liraya süt üretiliyor. 8 liraya süt alıyor adam gelip yani. Neden? Almazsa dökmen lazım. Günlük. Bu da öyle herhalde. Değil mi? Bugün toplandı, bugün gitmese öyle. Aslında bunun bir üretici kooperatiflerinin olması, pazara bir denge getirmesi gerekir. Tabii belediye başkanımız biraz önce muhtarlarımızdan konuştular. Buraya hep birlikte bir soğuk hava deposu yapalım diyorlar. Yani bu mal şimdi 40-50 lira ettiği günde olmuştur değil mi? Sonra düşüyor. Bu 8 lirayken satmamak lazım bunu. Çünkü bu azalınca yine fiyat artacak. Bunu soğuk hava deposuna koymak, konserve yapmak, kurutmak, böyle işleri yapmak çözüm olabilir ama buraya bir destek lazım. Bu desteği devletin vermesi lazım. Bunlardan mahrum çiftçimiz. Sütte maliyet 13 lira. Çok kaliteli sütü çok denetimli yerde 15 liraya satabiliyorum. Bu işi niye yapsın bu adam? Yani bu işte 1'e 1,5 diye bir parite var değil mi? Aslında yani 10 liraya 15 lira sütle yemin dengesinin olması lazım. Bugün parite 0,7 olmuş. 1,1'in altına düştü mü hayvanlar kesime gidiyor. Hayvanlar kesildi mi anaç hayvan, ondan sonra zaten bu işin tadı kaçıyor yani. Nerede bir daha
alacaksın, yetiştireceksin falan. O açıdan çok büyük sıkıntılar var. Kabak 10 lira mı burada? 6 lira. 8 lira. 6 lira, 8 lira. Yine gittiğinde Manisa'da 70 lira, 80 lira, 90 lira. Burdur'da öyle. Ondan gerçekten bu kadar emeğe yazık. Domatesde Ege'de büyük bir infial var. Burada tabii sofralık domates 15 lira falan. Bizim Ege'de 1.8 liraya kadar düştü. Büyük isyan var dün İzmir'de, Manisa'da. Maalesef üretici hakkını alamıyor. Tabii bunu ne üreten suçlu, ne buradan gelip taşıyan suçlu, ne tüccar suçlu, sistem suçlu yani. Sistemin hatası var. Ama bir tek şeyi söyleyebilirim. Bir kooperatif ortaya çıkmadan, yani şirketin kendisi köylüye ait olmadan, köylünün kendi şirketi, ki ona da şirket değil kooperatif diyoruz, bu işlerin içinden çıkmak zor. Kooperatiflerin olduğu yerlerde bu balıkçı da olsa, üretici de olsa, süt üreticisi de olsa korunabiliyor. Ama bugün kooperatiflerin çoğu battı. Orada da iğneyi kendimize batırmamız lazım. Kooperatif burada duruyor. Süte geliyor. Büyük firmalar 20 kuruş fazla para veriyor önce. Herkes gidiyor oraya veriyor. Kooperatif batınca bu sefer maliyetin altında geliyor alıyor. Ondan kooperatifleri, kendi yapılarımızı korumak, sahip çıkmak lazım. Biz Orkun Başkan bir çalışma yapacak. Hem bu üretici birliği ile ilgili, hem ata tohumunda çalışmışsınız herhalde, iyi sonuç aldık diyorsunuz. Soğuk hava deposu ile ilgili. Burada hep beraber taşın altına elimizi sokalım. Tabii bu pansuman tedbir. Burayı şimdilik kurtarır. Esas çözüm, iktidar değişecek. Halk Partisi, ne demek Cumhuriyet Halk Partisi? Halkın Partisi gelecek. Halkın menfaatine işler yapacak. Şimdi bugünkü iktidar maalesef biraz zengin seviyor, fakir sevmiyor, köylü sevmiyor. Bugünkü iktidar tüccar seviyor, tacir seviyor. Mesela bana sorarsan şimdi yarın fasulye kaç para, ben 8 lira derim. Neden? Sizin fiyatınızı biliyorum ben. Sorun AK Partililere, 80 lira der. O oradakinin fiyatını biliyor, onları seviyor onlar. O yüzden sizi kollayacak bir iktidara ihtiyaç var. Bak, Burdur'un çocuğu, baba yok, yoksul bir ailenin çocuğu, okudu, eczacı oldu, siz belediye başkanı seçtiniz. Herkes Allah razı olsun diyor. Muhtarlarım diyor, ata tohum projesi yaptı, şunu yaptı. Herkes Allah razı olsun diyor. Ama bir de başka taraflardan olanlar var. Bütün dağlardaki önce arazileri alıp sonra üniversite yapanlar var. Değil mi? Onlar da oyu Burdurlulardan aldılar. Yani. Seçimde bugünü unutmayın, gözünüzü seveyim yani. Kim sizin yanınızdaysa onu destekleyin ki bu sürsün, yoksa öbür türlü olmuyor. Zaten burada milletvekiliniz var. Görüyorsunuzdur, mecliste sürekli sorunları dile getiriyor. Bir dakika söz hakkı veriyorlar. O bir dakikada fasulye konuşuyor vallahi. Siyaset konuşuyor. Fasulye, domates, patates hepsi belli. Çiftçi en altta. En tepede insanın hatasını çiftçi kaldıramaz. Doğru. Çiftçi kaldırabilir. Memurun aylığını kaldırır, emeklininkini kaldırır. Ama sen bir hata yapmışsın, bunu da çiftçinin üstüne sardın mı zaten yük çok da. Domates 10 lira, fasulye 7 lira olur. İnsanlar alıp yiyen, alıp yiyemez. Bütün her şeyi çiftçinin sırtına yüklemek iyi bir şey mi? Değil. Değil işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Doğru. Başta yönetim yapan insanın sen bir hata yapmışsın. Hatanı kabul edeceksin. Bunu çiftçinin sırtına sarmayacaksın. Doğru. Bir polis memuru 57 milyar alıyor. 57 milyar eş alıyor. 114 milyar. Aylık Pari Banka'dan 114 milyarı çektiği gün 29 gün sonra 114 milyar tekrar alıyor bu adam. 114 milyarı garanti. Çiftçinin ne garantisi var? Bir bulutlandı, dolu yağdı, fasulye bitti. Kabak bitti. Tamam. Ne olur çiftçinin durumu? Çiftçi her şeyi kaldıramaz. Biz şimdi mesela Türk vatandaşıyız, TC yazıyor kimliğimizde. Adam geliyor, Suriye'nin vatandaşı, sağlıktan hiçbir şey vermeden yararlanıyor. Biz emekli oluyoruz. 55 yaşında ben 20 yıl yatırdım, prim doldu. 63 yaşına kadar, 65 yaşına kadar bekleyin, sağlıktan gene muafım. Biz de Suriyeliler gibi parasız sağlıktan yararlanmak istiyoruz. Bize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak değer veriliyorsa bizim bu hakkımız. Doğru. O zaman seçimlerde bazı partiler diyor ki sağlıkta
katılım payları olmayacak, ilaçlarda hastane muayene ücretleri olmayacak falan diyen partiler var. Ayıptır söylemesi. Cumhuriyet Halk Partisi gibi. Bir de ülkeyi bu noktaya getirenler var. Sandığa geçince bu hesaplaşmayı orada yapmak lazım. İlaçları Suriyelilere bedava verenlere de bakacaksınız. Onlar şimdikiler. Bir de yarın öbür gün senin sağlık hizmetini eşit, ücretsiz, ayrımsız yapacak olanlara da. O zaman Halk Partisi'ne oy vereceksiniz. Kendi partinize oy vereceksiniz. Bak, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu parti, iktidara geldiği hiçbir zaman halka bir tane zararı olmamış. Hiç olmamış. İlk başta bir 15 yıl durmuş zaten. Son 20 yılda ne sattılarsa yapmış. Sümer Bank'ından tut. Her şeyini yapmış. Her şeyini. Yani barajlar yapmış, tersaneler yapmış, Sümer Bank'ı yapmış, vagon fabrikası yapmış, Türkiye'nin her yerine şeker fabrikalarını açmış. Gelmiş 70'lerde Kıbrıs'ı kurtarmış. Gelmiş sosyal güvenlik SSK'yı kurmuş. Emeklilik vermiş. Sağlık sigortasını kurmuş. Sendikalaşmayı getirmiş Türkiye'ye. Bir gitmiş yine bu haldeyiz. Bir daha getirin, bir daha tutacağız. Yani biz zaten onu anlatıyorum bak. Burdur'un evladı. Bir dakika söz veriyorlar. Hemen fasulyeyi konuşuyor yani. Başka bir şey konuşmuyor. Görmüşsünüzdür. Susuzluk sorununu konuşuyor. Belediye başkanı şimdi. Asfaltı döktüm, işi bitirdim demiyor. Mesela geliyor köylerde sizin derdinizi. Ondan inşallah genel iktidar olduğumuzda da gayret edeceğiz. Benim şimdi işim sizin sesinizi duyurmak. Ben sizin sesinizi, Burdur'daki fasulye üreticisinin sesini bütün Türkiye'ye duyuracağım. Yarın Giresun'a gideceğim. Giresun'da da sizden bahsedeceğim. Fındık mitingi var. Onların da canı çok yanıyor. Onları her sene şöyle yapıyoruz. Biz fındıkta fiyat açıklanıyor. Düşük fiyat olursa ondan sonra bu sene testiyi kırmadan gidelim dedik bakalım. Kırılmadan. Önce uyarı yapacağız, sonra fiyat açıklanacak. Burada tabii sorun büyük. Bu sorunu da yarın televizyonlar canlı yayında veriyorken sizin bu sorununuzu anlatacağım ben. Gelecek seneye bugünlerin yaşanmaması için de burada hem sulama meselesinde birliğe ihtiyaç var. Hem sütte tüketici, üretici kooperatifine ihtiyaç var. Hem burada da artık bir satın alma birliği mi kurarsınız? Soğuk hava depoları kurarak, fabrikalar kurarak bu sıkıntıyı, yani bu 8 liraya düştüğünde satılmayacağını bilse zaten gelip size burada 8 lira teklif edemeyecek. Şu an çaresizlikten yararlanıyor. Bunu bugün satmasan yarına bu ürün yok. Kuracak, istiflesen ısınıyor, yanıyor. Yapamıyorsun bir şey. Ama desen ki sen kaç para veriyorsun? Sana dedi 8. Depoya koyarım dediğinde 30 lira olduğunda satarsın. 30 lira olduğunda çıkarırsın. 40 lira olduğunda çıkarırsın. İnşallah bunun için çalışacağız. İyi bir formül üretilirse ben de her desteği sağlayacağım size.